Oh yes, I love her like Egyptian. Want a description, my royal highness. So many pluses when I f*** that there can't be no minus. Went from yelling quickers than pros to queen things. Over the years I've been up on my toes, and yes, I sing things like chill, because them folks might think you soft talking like that. Man, because I'm going off and coming right back like boomerangs when you're thorn. With these old ghetto poems, think it is better form when they can let it go. From hitchhiking and biting into the temple they call the body. Now everybody got it, had it, talked about it amongst their friends. Coming around my crew looking jazzy, wanna pretend like you miss Billy. Go shoot, even bro knew that you got like acupuncture patients while our nation is a broke straight singing. I hate thinking that these the future mamas of our chilling. They different every time they get the feeling too. I'm willing to go the extra kilo, need it just to see my senorita get her pillow. On the side of my bed where no good ever stayed. House and doctor was the game we used to. But now it's real, Jack and Bear. Yeah, like that. If you really want to be my star, maybe we can make a broken heart. Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. Mm-hmm. It would be a terrible society. It would mm-hmm. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world. Not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live, which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless free market economy in which the rich trample the poor, in which it would be a sort of opposite of a liberal socialist society, in fact. Hiçbir yerde, bir okulda, bir proteinin molekülünün nasıl olduğu, nasıl meydana geldiği, bunun teknik olarak tesadüfen olup olmayacağından ilgili hiçbir yazı çıkmaz. Çıkmaz hocam. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yasak. Ya kardeşim, bilimsel bir konu. Ne çekiliyorsunuz evet. Ya? Protein, molekül. Koyun resmini arkadaş desin, bu molekülün oluşması için şu şartlar var. Anlat. Bunun da tesadüfen oluşma ihtimali yüzde kaçtır? Bilimsel bir şey bu değil mi? Ne var bunda? Evet. Bilimsel olarak diyor, bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali vardır diyor. Ne kadar diyoruz? Bir sayısının yanına diyor, 950 tane diyor sıfırı yan yana koy diyor. O kadar da bir ihtimaldir diyor. Ulan 950 bin tane sıfır koysan yanına yine oluşmaz. Evet. 950 bin tane. Hadi diyelim senin dediğin gibi oldu. Yani teknik mümkün değil. Evet. Oldun diyelim. Türkiye'de efendim Bağlarbaşı semtinde bir tane protein oluştu tesadüfen. Değil mi? Bir de Kenya'da bir tane daha protein oluştu bir tane daha. İnşallah. Kim bunları bir araya getirecek? Evet. Yani normal mümkün değil oluşması da. Evet. Değil mi? Evet. Bir tane de orada oluştuğunu düşünelim. Bir tane de Konya'da oluştuğunu düşünelim. Biri sağ elli oldu, biri sol elli oldu. Hepsi sol elli işte. Evet. Nasıl birleşecek? Birleşemez. Ya kardeşim ona kilometreci yolu ey protein diyecek. Ya sen orada oluşmuşsun hemşerim. Ben de burada oluştum. Sen nesin diyecek? Ben sağ elliyim. Ben de sol elliyim. Olmuyor diyecek. Var mı sol elli olanlar falan diyecek. Mesela Güney Afrika'dan diyecek ki bir tanesi ben sol elliyim. O zaman atla uçağa gel diyecek yani. Değil mi? Protein de gelecek. Birleşti diyecek. İki tane protein olduk diyecek. Üç tane. Hadi ulan bir milyon yani 100 milyon tanesi bir yere gelsin. Evet. Bir trilyona. Protein tozu oluşur ya. Başka evet. Bir şey olmaz. Satılıyor protein evet, tozları. Satılıyor hocam. Badicileri kullanıyorlar. Evet. Protein tozu başka bir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. O yürümez ya. Evet. Einstein olmaz. Evet. Değil mi? Başbakan olmaz. Sanatçı olmaz. Evet. Efendim. Değil mi? Evet. Yazar olmaz. Öğrenci olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kutun içinde durur o toz. Evet. Ya milletin gözünün içine baka baka acımasızca kandırıyorlar. Evet hocam. Acımasızca.
Millete de büyü yapıldı insanlara. Yani deccaliyet büyü yaptı bütün dünyaya. Yani bir elektromanyetik alan meydana getirdiler. İnsanların beyninin büyük bir bölümüne bir şey oldu. Evet. Kavrayamıyorlar, anlayamıyorlar. Şeytan kıyamete kadar bunu muhafazaya çalışıyor. Kıyamete de çok az vakit kaldı. Eğer şeytan dediğini yaparsa kendini göğe Allah'a haklı olduğunu ispat edecek. Haşa, evet hocam. Diyecek ki işte bak ben demedim mi diyecek. Mehdi'yi hesap etmiyor şeytan. İnşallah. İnşallah. Hiç hesap etmediği bir şey Mehdi. Halbuki baş edemeyeceğini evet. Görüyor. Evet. Değil mi? Evet hocam. Şu an şeytanın kafası Mehdi'nin ayaklarının altında çıtır çıtır eziliyor. Maşallah. Tabii. Evet. Yapacağı da hiçbir şey yok. Yok inşallah. Evet. Kral Mesih olarak geçen Muhammed Mehdi şeytanı öldürecek. İnşallah hocam. İnşallah şeytanı öldürüyor. İsa Mesih de ona yardımcı. İnşallah.